Ne bu? Ranvir'le hiçbir şey paylaşmayacağım demek de ne? İşani, sen artık Ranvir'le evlisin. Ranvir'in karısısın. Onunla hayatını paylaşman gerekiyorken sen... Ranvir'in yanına git. Böyle küçük şeyleri sorun yapma. Hiçbir yere gitmiyorum. Onunla sen ısrar ettin diye evlendim. Onu asla kocam olarak görmeyeceğim. Aynı çatı altında yaşıyor olabiliriz. Ama onunla hiçbir şeyi paylaşmak istemiyorum. Neden? Çırak'ı hala unutamadın mı? Aklından çıkaramadın mı? Onun dönmesini mi bekliyorsun? Anne lütfen! Onun adını ağzına alma. Ben onu düşünmek bile istemiyorken... onu bana hatırlatıyorsun. Çırak'a güvenmek benim hayatımda yaptığım en büyük hataydı. Eğer karşıma çıkarsa... ona... tokadı basarım. Onu boğarak öldürürdüm. Ranvir benden intikam almak istedi. Ve planlar yaptı. Ama bunların arasında iyi bir şey oldu. Çırak'ın gerçek yüzünü gördüm. Çırak'tan ayrılmamı istiyordu hep. İşte onun sayesinde Çırak'tan kurtuldum. Ona çok kızgınım. Yaptıkları yüzünden. Ama ona teşekkür etmeliyim. İşani, madem Çırak'tan nefret ediyorsun, o zaman neden Ranvir'i kabullenemiyorsun? Çırak'tan nefret ediyorum diye gidip Ranvir'i sevmem mi gerekiyor? Benden her şeyimi aldı o. Evet. Çırak beni yüzüstü bıraktı. Ama benimle evlenmek için bir kızı terk eden biriyle evlenmek zorunda değildim anne. Onda iyi tek bir şey var. Ama yaptığı diğer şeyleri unutamam. İşani, Ranvir'e inanmayıp Çırak'a güvenmekle yaptığın hatayı yine yapmaya başladın. Ranvir bize sadece kalacak bir yer vermedi. Onun yaptığı şeyleri baban yaşasa o da yapardı. Sevmiyorsan bile en azından yaptığı şeyler için ona saygı göstermeye çalış. Bak, bazı evlilikler sevgi ve saygının üzerine inşa edilir. Bazıları da sadece saygı üzerine. Baban beni gerçekten sevdi. Ama ben buna bir karşılık veremedim. Yine de ona her zaman saygı duydum. Çünkü biliyordum ki baban bizi asla yalnız bırakmayacaktı. Bizi hep mutlu etmeye çalıştı. Ve başardı da. İşani, senden tek bir şey istiyorum. Ona saygı duy. O bunu hak ediyor. Bunu yapamazsan bile onu insanların önünde aşağılama. Onunla sorunun varsa en azından kapalı kapılar ardında bırak. Bunun yeri insanların arasında tartışmak değil. Anne, Ranvir'le benim evliliğimi babamla evliliğinle kıyaslama. Babamı Ranvir'le kıyaslamaya kalkma anne. İki insanı sadece ve sadece farklılarsa kıyaslarsın. Ama Ranvir'in babandan farklı olduğunu düşünme İşani. Baban onu bir parçası olarak gördü. Öldüğünde de bizim ailemizle yine Ranvir'in ilgileneceğini biliyordu zaten. Ve haklı da çıktı. Hala ilgileniyor. İşani dinle. Ona hiçbir şey için saygı duymasan da en azından aileni önemsediği için, bizi mutlu ettiği için saygı duy. Lütfen. Babaannenden hoşlanmıyor olabilirim. Ama ona karşı sorumluluğum var. Evlat acısını tatmak zorunda kaldı. Evin itibarını kaybetti ve... sırf bu yüzden onun acı çekmesini ister misin?
Şani'im, bugün senin kocanın evindeki ilk günün. Gelenektir. Kayınvaliden seni mabede götürebilir. Hadi. Git ve hazırlan. Sarı giy. Gelinlik vazifesini yerine getir. Yoksa insanlar sana hiçbir şey öğretmediğimi düşünür. Babanın aşağılanmasına izin verme. Ayrıca sana hep söylediğim şeyi hatırla. Bir kadın niye kadındır biliyor musun? Çünkü sırf kendini değil, sevdiklerini de düşünür. Sevebilir de, affedebilir de. Bir destekçisi olmasa da hep doğru adımı atar kadınlar. Artık sen de tam anlamıyla bir kadın oldun Nişani. Bu yüzden gereken her şeyi yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.